Manşet hoş geldiniz. Görüntüler Avusturya'nın başkenti Viyana'dan. Öğrencilere haklarını savunmaları gerektiğinde nasıl protesto yürüyüşü yapılacağı öğretiliyor o görüntüler. Kısa bir görüntü. Ve polisler de buna yardımcı oluyor. Avusturya. Avrupa'nın göbeğinden bir örnek ama manşeti yine Avusturya ile bitireceğiz. Beklerseniz bu defa bu kadar olumlu bir haber olmadığını göreceksiniz. Can alıcı gündem ekonomi ve Türkiye'de demokrasi ve hukuk bitince, rafa kaldırılınca, 10 sene sonra acı sonuçlarını yaşıyor ülke, Türkiye. Özellikle 2021 Aralık ayından itibaren başladı bu. Fakat hisse, hissedilmedi ya da önce belli kesimler hissetti, belli kesimler hissetmedi. Fakat 3 yıldır devam eden bir çöküş var. Ve bu çöküşün daha nereye kadar gideceği belli değil. 3 ekonomi bakanı geldi geçti bu süreçte. Özellikle son 5-6 yıllık süreçten bahsediyorum. Temmuz 2018'de damat göreve geldiğinde dolar 4.75'ti. Ardından 2021 sonunda nebati göreve geldiğinde 12.96'ydı. Ve zaten Aralık 2021'den itibaren her şey baş aşağı gitmeye başladı. Haziran 2023'te şimdiki bakan geldiğinde 20.88'de. Varın bugün, kaça geldi siz hesap edin. Bir sonuçtur bu ve bu sonuçları yaşamaya devam ediyor Türkiye. Bakın bu laflar, bu süslü laflar hep edildi. Son birkaç yılın lafları bu. Herkes hesabını 2023'te %20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Diyeli iki yıl bile olmadı Erdoğan. Yine 2019'da damat Şubat Ocak'tan daha iyi, Mart Şubat'tan daha iyi, Nisan Mart'tan çok daha iyi olacak falan diyordu. Süleyman Soylu, Temmuz ayından itibaren ülkemizin ülkemin ekonomisi atağa kalkacak diyordu 2021 Haziran ayında. Bir de bu kadar kısa vadeli e, atışlar yapıyorlardı. Mehmet Şimşek 25 24'ten daha iyi olacak. 26'da 25'ten çok daha iyi olacak diyordu. Ne zaman? Eylül 2024'te. Yani 3 gün önce, 4 gün önce. Ve bu lafları da günü geldiğinde ölmez sağ kalırsak önlerine koyacağız. Atilla Yeşil'a da ortadan yazmış. Para analizde bir yorum değerlendirme çıktı AKP kaynaklarına atfen. Yeni vergi düzenlemelerine ihtiyaç olup olmadığı analizlerden sonra belirlenecek deniyor ki zaten orada büyük babalara veya Erdoğan'ın ortağı olduğu projeler filan söz konusu olduğunda dokunulmuyor. Vergi muafiyetleri getiriliyor, vergi afları getiriliyor, vergi olsa bile yani vergilendirilseler bile o vergiyi ödemiyorlar ve vergi barışından yararlanıyorlar filan bir sürü hikaye. Bildiğiniz konular bunlar. Devamla borsa vesaire gibi işlemlerde de bu tür muafiyetler getirildi. Başta konuşuldu sonra çok tepki gelince orada da geri adım atıldı. Peki AKP kaynakları ne diyor para analize göre? Özellikle emlak, emlak vergisi, tapu harçları gibi büyük hacimli vergi kalemlerinin değerlendirilmesi gerektiğini söylemişler. Yani gene vatandaşa binecek. Özellikle 1 Ocak zamlarına dikkat çekiliyor. Hemen her harç, haraç da diyebilirsiniz ona haraçtır zaten. Yurt dışına çıkış haracından işte ehliyet, pasaport haraçlarına kadar. Aklınıza gelebilecek tüm haraçlar düzenlenecek ve oradan elde edilecek gelirle bir biçimde açığı kapatmayı veya takviye etmeyi düşünüyorlar. Atilla Yeşilada bu haberi okuduktan sonra şu yorumu yapmış. İyi haber, bir süre yeni vergi yok. Kötü haber, bu kadarı yetmez. Sonunda bizi yine oyacaklar. Şenol Sabancı içinde bulunduğumuz çıkmaz yurt dışına göçün anlamını anlatırken şimdi ekonomiyle hepsi bağlantılı onu anlatmaya çalışıyorum. 2023'te Türkiye'den yurt dışına göçen, göç, eden, göç edenlerin sayısı %53 artmış. 700 binin üzerine çıkmış. Rakam veriyor. Ve göçün nedenlerini ekonomik zorluklar, eğitim sorunları, hukuk, hukuksal sorunlar diye sıralıyor. Ve göçün toplumsal etkilerini ve özellikle 20-40 yaşından olmasının yani 20-40 yaş grubunun göç etmesinin ülkenin geleceği için son derece endişeli bir durum endişe verici bir durum olduğunu altını çiziyor. Çünkü doğurganlık oranları da doğum oranları da düşüyor. Yaşlı nüfus artıyor ve emeklilerin bugünden daha iyi bir maaş alacağı veya bugünden daha iyi yaşayacaklarına dair hiçbir gar garanti yok ve gelecek de çok fazla umut vermiyor. 20-40 yaş gençliğini kaybediyorsunuz. Doğurganlık oranları düşüyor. Mahve İlmez en değerli şeylerden biri düşünce özgürlüğü. Düşüncesi özgür olmayan, görüşünü açıklamak için hep bir yerlerden talimat açıklama bekler diyerek olayı getiriyor fikir hürriyetine ve özgürlüklere ve elbette hukuka bağlıyor. Yapısal reformlar hariç buradan nasıl çıkabiliriz diye soru geldiğinde daha evvel ekrana getirmiştim bir kere daha hatırlatıyorum. Çıkamayız diyor. Yapısal reformlar hariç buradan nasıl çıkabiliriz çıkamayız cevabını soruyor. Peki yapısal reformlara nereden başlamak lazım diye soru geldiğinde ilk adım yargı karşısında herkesin eşit, hukukun üstünlüğünün geçerli olacağı bir sisteme geçiş olmalı cevabını veriyor Mahfi Hoca devam ediyor soruyu soran üsteliyor diyor ki ya sadece ekonomide bir şeyler yapsak yani hukuka falan girme hocam ne tameli konular cevap veriyor. Geçici olarak biraz düzelme olabilir ama sadece ekonomide bir şeyler yaparak buradan çıkamayız. Ve bundan iki buçuk yıl önce paylaştığı, özür dilerim üç buçuk yıl önce paylaştığı 29 Mart 2021 Üç buçuk yıl önce paylaştığı bir mesajı bir kere daha ekrana getiriyorum. Getirmiştim, gene getiriyorum. Faizi düşürmenin yolu riskleri düşürmekten geçer. Oturur bunun üzerine kitap yazabilirsiniz. Her cümlesi de bir ünite olur. Riskleri düşürebilirseniz kur düşer. Kur düşünce enflasyon düşer. Enflasyon düşünce faiz düşer. Mesele bu kadar basittir. Yapılması gereken tek şey konuya bilim penceresinden bakarak neden sonuç ilişkisini doğru kurabilmektir. Türk lirası döviz karşısında tek haneli rakamlardayken bunu söylüyor. Şimdi bütün döviz kurlarında neredeyse çift haneli rakamları görüyoruz. Devletin defterindeki diğer neyin nesi diye sormuş Karar Gazetesi bugün birinci sayfadan anonsladığı haberde bütçe giderleri içinde diğer başlığı altında 270 milyar liralık masraf kalemi ne oldu belli değil sonra da oradan buradan vergi harçları filan kapatmaya çalışıyorlar kapatmaya çalıştıkları bu diğer bir şeffafiyet de yok niye hukuk yok niye demokrasi yok niye hesap verilebilirlik yok demokrasinin olmasa olmazıdır hesap verilebilirlik sonra seçimsiz 3 yıl altın kıymetinde Erdoğan Amerika dönüşünde ayağının tozuyla bu açıklamayı yaptı. Önümüzde seçimsiz üç buçuk yıl var. Neden? Çünkü bu biçimde kaç defa seçime giderse ve hangi tarihte seçime giderse gitsin bu sene gelecek sene. Hepsini kaybedeceğini ve hepsinin altında kalacağını biliyor. Ekonomi bu haldeyken hiçbir idare Türkiye'de ne seçim düşünebilir ne teklif edilebilir ne de o teklife icabet eder karşılık verir o idare. Kasım 2025 mi diyordu birileri? Bakın. Türk basketbolu yeni yuvasına kavuştu diye bir haber. Basketbol gelişim merkeziymiş efendim. Ve bu basket maçına gidiyor şey. Erdoğan'ın katıldığı bir maçla açılıyor bu. Basketbol gelişim merkezi açılış töreni. İşte kulüp başkanları var falan. Protokol. Ve burada işte bakıyorsunuz yer yer boşluklar var. Yer yer boşluklara baktığınızda Acayip bir şey dikkatinizi çekiyor. Şey yok. Yani yeterince seyirci yok. Sonra öğreniliyor ki her iki kulübe biner bilet ayrılmış. Fenerbahçe kulüplerden biri davetiye biletlerin yarısını genç Fenerbahçeliler grubuna tahsis etmiş. Ve bu taraftar grubu AKP'ye yakınlığıyla biliniyormuş. Geri kalan biletlerse sporcu yakınları ve çeşitli derneklere dağıtılmış. Tribünlerde Efes ve Fenerbahçe forması giyen taraftarların sayısı yok denecek kadar azdı diyor gözlemciler. Özellikle pota arkası tribünlerinde Türkiye forması giymiş seyircilerin ağırlıkta olması biletlerin büyük kısmının belli gruplara dağıtıldığına işaret etti. Toplam 10 bin kişilik salonda iki kulübe verilen 2 bin bilet haricindeki koltuklar AKP teşkilatları ve federasyonun seçtiği kişilerle dolduruldu. İşte bunlar da başkanlar. Bu başkanların başın altından çıkıyor olay. Niye? Çünkü Erdoğan bu 10 yılı geçti. 2013 yılından beri böyle. Herhangi bir salona veya herhangi bir topluluğa hitap ederken bir alehte ses, bir slogan duyulsun istemiyor. Bir protesto edilsin istemiyor. Bütün o kalabalıklar kontrolü Hele hele maçlar. Maçlarda bilet satarsınız. Biletli seyirci girer değil mi? Özellikle maçları da bu şekilde yalıtıyorlar. Ve taraftarından emin olmadığı tribünlerden emin olmadığı maçada gitmiyor Erdoğan. Böyle bir ülke. Ve 3,5 yıl seçim yok. Ve önümüzdeki 3,5 yılın nasıl geçeceğini de varın siz hesap edin. Basın. Yazılı basın hali. Faruk Bildirici'nin köşesinde vardı bu grafik. Türkiye en çok satan gazete diye e, kendisini köpürtmüş ama rakamlara baktım inanamadım. Türkiye'deki gazete tirajlarını 10 yıla yakın bir süredir takip ediyor değilim. Fakat... 2-8 Eylül 2024 tarihli gazetelerin tirajlarına bakıldığında Türkiye'de 100 bin satan gazete yok. En çok satan da Türkiye o da abonelik. Sabah 89 bin, Hürriyet 86 bin, Sözcü 86 bin, Akşam 78 bin diye geçiyor. Ve bu gazetelerin çoğu bayi satışı değil. Bir şekilde e, paketlenmiş, e, neyse kutulanmış, e, balya balya şeyin e, sitelerin önüne bırakılıyor. E, resmi kurumlar alıyor, Türk Hava Yolları gibi, kütüphaneler gibi filan yazılı basın bitmiş durumda Türkiye'de. Bunu gördüm yani. Batı'da bu derece değil yani. Şimdi bir haber var ki bunu sabah gazetesinin iç sayfasında okuyorsunuz. Son derece enteresan. Yani polis katili Yunus Emre geçti. Şeyda Yılmaz'ı öldürmüştü. Geçen haftanın gündemiydi ve hala da gündem olmaya devam ediyor. Sabah gazetesi iç sayfasında enteresan bir haber yayınladı. Esasen geri sıralı bütün emniyet amirleri, ne bileyim İçişleri Bakanları falan bundan sorumlu ama Enteresan sabahın yayınladığı haber. Cani'nin suç kaydının detaylarına sabah ulaştı. Polis katilinin geç, kirli geçmişi pes dedirtti diyor. Neye pes diyorsunuz? Erdoğan'ın gazetesidir sabah. Pes dediğiniz şey İstanbul Emniyeti olmalı, sıralı amirler olmalı, İçişleri Bakanlığı'na kadar gider. Emre Geçti'nin, Yunus Emre Geçti'nin suç kaydının detayları. Poliste 26 suç kaydı varmış. Adliyeye yansıyan dosya sayısı ise 24'müş. Son paragrafsa enteresan. Onu da özellikle okla çıkardım. Ağır Ceza Mahkemesi geçen Mayıs ayında, geçen Mayıs ayında polisi öldürmeden 4 ay önce Yunus Emre geç diye olay tarihinde 18 yaşından küçük olması, yani suçlarından birine bakarken mağdurun zararını gidermesi nedeniyle hem yaşı küçük diye hem de mağdurun zararını giderdiği için indirim yapmış. Bir de olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki olumlu davranışları, duruşmadaki saygılı hali cezasının geleceği üzerindeki olası olumsuz etkilerinin dikkate alındığı filan diyerek bir indirim daha yapmış, 3 yıl 20 güne düşmüş filan vesaire. Gasptan bahsediyoruz. Starbucks'lar gene protesto ediliyor. Aman Starbucks'a gitmeyin kahve içmeyin diye. Niye? Yahudi sermayesi. Ama öte tarafta damat damadın şirketi Bayraktar'ın Azerbaycan'da bir fuarda İsrailli bir sponsorla yan yana göründüğü ortaya çıktı. Ve bunu da gazeteci Metin Cihan ortaya çıktı. Ve bu da doğrulandı. Baykar Genel Müdürü, damadın Selçuk Bayraktar'ın kardeşi, Azerbaycan'daki fuarda İsrail merkezli bir şirketle birlikte sponsorlar arasında bulunmasına ilişkin eleştirilere yanıtlarken bu gelişmeden ancak gurur duyulabilir demiş. Siz Starbucks'ı boykot etmeye devam edin. Erdoğan'ın damadının şirketi, İsrail'li bir şirketle ana sponsor Azerbaycan'daki fuarda. Azerbaycan'da zaten İsrail'in önemli destekçilerinden biri. Metin Cihan fikri takip yapıyor, tebrik ediyoruz. 28 Eylül, Eylül'de bu haberi patlattı. İşte fuarın iki ana e, finansörü deyip Selçuk Bayraktar'ın şirketi ve İsrail ordusunun şirketini bu şekilde açık kaynaklardan elde ettiği verilerle ortaya koymuştu. Bir başka konu. Bu da saklanıyor ama ortaya çıktı. Yunan gazetesi ortaya çıkardı. Ee, Ankara ile Washington arasında S-400 anlaşması. Anlaşma o ki e, Türkiye ile Amerika'nın görüştüğü fakat deşifre olunca artık herhalde olmayacak. Amerika tarafı diyor ki S-400'leri bize verin İncirli'ye kapatalım. f 35'leri ondan sonra oturur konuşuruz. Böyle bir pazarlık dönüyor. Türk tarafı da zaten net bir dille bunu yalanlamadı. Lavrov'dan mesaj gelmiş. Biz onaylamadan Türkiye bunu asla satamaz. Rus Dışişleri Bakanı. Silahların satış sözleşmesinde nihai kullanıcı sertifikasyonu var. Buna göre söz konusu silahlar üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için satıcı ülkeden onay alınması gerekiyor. Rus Dışişleri Bakanı da bu şekilde yüksek perdeden cevap verdiğine göre bu iş artık %100 kesinlikle doğru. Onlar da biliyor dönem pazarlığı, ortaya çıkan pazarlığı ve Türk tarafının kendilerine yaptığı açıklamalarının yetersizliğini. Acaba Türk dışişlerinin tayin ettiği hatta yürürüz diyen ana muhalefet lideri ne düşünüyor bu tür konularda S400 ile ilgili ABD ile pazarlık ne bileyim Almanya ile anlaşma yapılmış sığınma başvurusu reddedilen Türkiye vatandaşlarının uçaklarla Türkiye'ye gönderilmesi konusunda dışişlerinin tayin ettiği bu hat ana muhalefetin CHP'nin politik çıkarlarına da uyuyor mu yani? Öyle öyle o soruya öyle cevap vermişti Türkiye'nin önünde yaptığı açıklamada Özgür Özel. Taliban insan hakları vesaire konularında işte siz ne düşünüyorsunuz? Nerede dur? Dışişleri'nin tayin ettiği hatta yürüyoruz demişti. Devam. Türkiye'vi demişken Türkiye ve Eric Adams. Eric Adams hakkında bir iddianame tanzim edildi. 57 sayfa geçtiğimiz haftanın gündemiydi. Hala konuşulmaya devam ediliyor. Bu iddianame, bu 57 sayfanın hemen her sayfasında Türkiye ile ilişkiler var. Seçim kampanyasına yasa dışı bağışlar aldık ki çünkü Amerika'da bir politikacının seçim kampanyasına ABD vatandaşı değilseniz bağış yapamıyorsunuz. Hatta Sezgin Baran korkmazsa da temas etmiş. Eric Adams, Sezgin Baran, Baran Kokmaz ABD vatandaşı olmadığı için 50 bin dolar da bağış yapacak. Sezgin Baran Kokmaz'ın bağışını nasıl uydurabiliriz kılıfına falan diye de düşünmüşler. Daha sonra hakkında suçlamalar ortaya çıkınca da bundan vazgeçmişler. Hemen herkesle bir ilişki götürmüş ve yaptığı bütün uçuşları özellikle son 9 yıldır Brooklyn Belediye Başkanlığı'ndan başlayarak Son 9 yıldır yaptığı bütün uçuşları da Türk Hava Yolları üzerinden yapmış. Yani dünyada bir yere gidiyorsa İstanbul'a geliyor, buradan THY yani THY ile İstanbul'a gelip THY ile İstanbul'dan gideceği yere gidiyor falan. Böyle. Neden? E çünkü birinci sınıf bir ağırlama söz konusu, business klasa upgrade yani e, yükseltme yani ekonomi sınıfı bilet kesiliyor ve Business'ta seyahat etmesi temin ediliyor. Fakat ekonomi sınıfı bilet de kesilmiyor. Yani transatlantik uçuşu yapıyorsunuz, 50 dolar bilet kesiyorsunuz. Sonra da e, New York Belediye Başkanı'nın adamı diyor ki, yani 50 dolar da olmaz, şey yapmayalım falan. Biraz daha. Aynı şey otel faturalarında da görülüyor. Nereden bakarsanız kirli bir ilişkiler A. Şimdi Türkiye'de tırnak içinde CHP medyası ya da muhalif medya da bu konuya yaklaşırken nasıl yaklaştı biliyor musunuz? Yani ile ilgili bir sürü iddia var. Hakkında 57 sayfa iddianame tanzim edilmiş. Hep de Türkiye ile ilgili. Başka ülkelerde var. Niye özellikle tam da bu süreçte Türkiye'ye zarar vermek için Türkiye meselesi sızdırıldı falan. Yani onlar da buna böyle bakıyorlar. Bu adam yolsuz bir adam. Bir yığın ilişkisi var. Başka ülkelerle de benzer ilişkileri var ama işte efendim Türkiye bölümü özellikle falan üzerinde duruyor. Şimdi başka ülkelerle ne ilişkileri var bilmiyoruz. Ama ortaya sızan da amel etmek durumundayız. Ortaya sızan belgeler doğruysa gazeteci o belgelere bakar ve yürür. Fakat dedim ya Türkiye'de iş şir şirazeden çıkmış durumda sadece siyasi olarak değil medya mahallesi yönüyle de medya mahallesi de özellikle istihbarat iltisaklı devlet iltisaklı vazifeli isimler orada da farklı bit yeni aramaya çalışıyorlar. Özgür Özel'in yaptığı gibi bodoslama yürümüyorlar ama başka yollardan dolanıyorlar. Tamam bu iddianamede sadece Türkiye konuları cımbızlanmış. Eric Johnson siyasi hayatı bitti öyle görülüyor. 20, 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması söz konusu. Fakat işte Türkiye'ye baktığınız tarafta şöyle de bir şaşkınlık var. Ya ne olabilir ki? Yani adamın e, uçuş biletleri business'a yükseltilmiş. İşte bir takım otellerde kalmış. Ağırlama yapılmış. E seçim kampanyasına da iş insanları 10 bin, 20 bin, 50 bin neyse bağışta bulunmuşlar. Ne olacak ki yani falan. Türkiye'de son derece normal karşılanıyor bu olaylar. Ve bundan dolayı da kimsenin başına bir şey gelmediği için özellikle iş insanların ve politikacıların ve gazetecilerin özellikle biraz evvel bir gazeteci örneği verdim. Gazetecilerin de konuya bakış açıları sapmış durumda. Yeniden fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor herkesin. Tabii fabrika ayarları neyse. İşte bu da ilişkide bulunduğu New York Belediye Başkanının ilişkide bulunduğu veya dosyada ismi geçen diğer şüpheliler, sanıklar, ilgili ilgisi olanlar. Cenk Öcal e, THY'ye e, Washington görevlisi. Reyhan Özgür de THY New York e, özür Özürdem Türkiye New York Başkonsolosu idi. Ağustos'ta normal görev süresini tamamlayıp Türkiye'ye dönmüş. Hoş diplomat olduğu için başına bir şey geleceği yok ama Viyana Sözleşmesi gereği diplomatlara dokunulmuyor. En fazla istenmeyen kişi ilan edilebiliyorlar. Fakat Reyhan Özgür'ün Ağustos'ta Amerika'daki meşraisini tamamlayıp dönmesi de önemli. Bir yönüyle sıyırmış görüküyor bu işlerden. Türk Evi'nde Özgür Özel'in yaptığı açıklamada üç büyük çuvallama var. Birincisi Türkiye rüşvet vermez diyerek iddiaları yalanladı. İkincisi e biz de Amerikalılara jest yapmıştık. Onlar da o jeste böyle karşılık verdi diyerek rüşvete jest dedi. Ayrıca o jest Atatürk Orman Çiftliği arazi, e, arazisinin TOKİ tarafından çökülerek Amerikan elçiliğine tahsisiydi. 80-88 milyon dolarlık bir tahsisti. Atatürk Orman Çiftliği arazisi, Atatürk'ün partisi CHP tarafından yok sayıldı. Jeste de jest dendi. Üçüncü büyük çuvallamada başta da söyledim. Taliban konusunda soru geldiğinde Afganistan yönetimi dışişlerinin tayin ettiği hatta yürürüz dedi. Dışişlerinin tayin ettiği hat nedir? Sisi katil darbeciydi daha sonra kardeşim Sisi oldu Mısır devlet başkanı. Hangisi doğru? O zaman da mı yani devletin hep yanındaysanız veya dışişlerinin tayin ettiği hat sizin hattınızsa hangisi doğru? Ya da dışişleri önceden kötü tercihler yapmıştı e şimdi iyi tercihler mi yapıyor demeye çalışıyorsunuz? Ya da şimdiki tercihlerinin iyi olduğunu nereden biliyorsunuz? Doğru olduğunu, ülke ve millet yararına olduğunu nereden biliyorsunuz? Toparlanacak gibi değil. Bakın dönelim tekrar Türkiyevi meselesine. İddianamede Eric Adamson Temmuz Ağustos 2007'de İstanbul'da İstanbul seyahatinde Sen Regis İstanbul Bentley Suite'inde kalmış. 7 bin dolar, iki, iki, iki geceliği 7 bin dolar civarı olan otele 600 dolar ödemiş. Gene Ocak 2009'da da aynı yerde kalmış. Bu otel Demet Sabancı'nın, Demet Sabancı Çetin Doğan'ın. Bu da birlikte Eric Adams'ta fotoğrafları. Diyor ki yani dedim ya bir şaşkınlık var Türk iş dünyasında da. Yani biz bu tür jestleri hep yapıyoruz zaten. Dünyada herkese yapıyoruz. Yani bunun iddianameye girmesi, bunun girmesi ni anlayamıyor Türkiye'de insanlar. Dedim ya tamamen şeyden hattan çıkmış durumdalar. Bilmiyor ki batıda bir politikacı. özellikle mesela Amerika'da bir politikacı 50 dolardan daha fazla hediye ikram kabul edemiyor ve onu da belgelemek zorunda, bildirmek zorunda. 50 dolar tutarı, 50 dolar olan değeri 50 dolardan daha fazla hediye ikram kabul edemiyor. E bunu bunu farkında değil. Ne olacak yani? Ya ben otelde misafir ettim. Yani belediye başkanıyla bütün ilişkim daha önce birçok üst düzey kişilerle olduğu gibi herkese yapmış bunu. Türk konukseverliğini göstermekten ibarettir. Geldi, bedava kaldı, yedi, içti, gitti. Yani bize de bu düştü. Hiçbir şey karşılıksız değildir. Fotoğrafta eli görülen e, kişi de İlber Ortaylı. Bir davetli çekilmiş muhtemelen. Evet. Acaba ne düşünüyor bu konularda İlber Hoca? Dönelim Sinan Ateş davası. Türkiye'de siyasi olduğu için ve e, siyasi bir menfaatle söz konusu olduğu için işin ucunda MHP ve MHP'nin MHP'de bir takım adresler olduğu için buna il, ilgi büyük. Ve hemen işte bugün e, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu da Ayşe Ateş'in sağında ve solunda bugün tespit edildi bu Sincan yerleşkesinde. Sinan Ateş davasının ikinci tur e, duruşmaları başladı. Tamam iyi hoş da yani genel başkan önceki genel başkan düzeyinde davalara çıkıyor. Medya kamp kurmuş adeta Sincan şeyinin önünde. Bütün ekran yüzleri orada. Ne bileyim kulaklıklar, mikrofonlar, ışıklar muazzam bir, bir şey panayır gibi. Yani geçen hafta bugün başlayan ve 5 gün devam eden kız çocukları davasından tek ajans haberi dahi girmediniz. Bırakın bir kişiyi göndermeyi. Şimdi de böyle. Neden? Sorularınızı duyar gibi, işitir gibiyim. Neden? E bu dava siyasi, bu dava bir biçimde... İşin ucu MHP'ye uzanıyor. Yani ne Sinan Ateş ne de eşi Ayşe Ateş umurlarında. De değil yani. Siyasi bir dava olduğu için ve bu konuda kimsenin başına bir şey gelmediği için ve bu konuda e, ne bileyim atış serbest olduğu için bu konu ne bileyim KHK'lara şuna buna falan uzanmadığı için bu konudan bir 15 Temmuz falan e, şeysi çıkmayacağı için bağlantısı, irtibatı böyle yürüyorlar. Acaba öyle midir? Onu da zamanla göreceğiz. Ertuğrul Günay, Gaye Usluer'in Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse, cezası onanırsa Anadolu'yu karış karış, karış karış gezeceğiz tweetine şu cevabı vermiş katılıyorum. CHP yönetiminin kendilerinden birine verilecek ceza hele yasağa tepki göstermesi doğaldır. Ancak yıllardır nice insan haksızlığa uğruyor. Bütün bu haksızlıklara karşı ülkeyi ayağa kaldırsalardı şimdi tepkileri daha haklı etkili olur ve belki bu sorunlarda yaşanmazdı demiş. sınıf arkadaşım devam etmezse özgür derim. Ne zaman söylemişti bunu Devlet Bahçeli? 25 Temmuz 2024. 23 özür dilerim. CHP kurultayından biraz önce. Gazetelerde de böyle haber olmuştu. Sınıf arkadaşım devam etmezse özgür derim. Yani sınıf arkadaşı Kemal Kılıçdaroğlu özgür dediği de özgür özel Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı yarışında adaylar Metropol Ağustos araştırması. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz diye isimler sorulmuş. Özgür Özel yok listede. Erdoğan 27.2, Mansur Yavaş 26.7, Ekrem İmamoğlu 18, Selahattin Demirtaş 9 diye sıralanıyor. Enteresan bir şekilde Ekrem İmamoğlu da gevşeme var ve Mansur Yavaş üst üste artık şunu söylemeye başladı. Partim isterse aday olurum. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığını artık açıkladı. Ekrem İmamoğlu açıklayamadı bir türlü ve şu anda da kamuoyu desteği gerilemiş görülüyor ve sözlük Gazetesi'ne falan bakın Mansur Yavaş'la ilgili haberlerin biraz daha köpürtüldüğünü görürsünüz. İşte en son Amerika, Ankara Büyükşehir'de ortaya çıkan şu hadise, bu hadise filan. Evet ama Erdoğan'a hala 27.2'lik bir destek olması da düşündürücü değil mi? Bunca skandaldan sonra. Öyle Bugün sevgili avukat Dilek Ekmekçi'yi ziyaret ettim diyor Lale Demir Kazan. Yetiştirme yurdu kızlarının kamu görevlilerinin de yardımıyla fuhşa, uyuşturucu batağına sürüklenmelerine karşı verdiği mücadele sürecinde o da kendini cezaevinde buldu. AKP iktidarından başka türü beklenmezdi zaten. Barolar, Erinç Sakan, neredesiniz diyor Barolar Birliği Başkanı. Erinç Sakan, evet Metin Feyzoğlu'nun yerine baro başkanı oldu ama yani ben bile ismini ezbere hatırlamıyorum ancak Google'lamam gerekiyor. Nerede ne yapıyor? Bu kadar hukuk ihlalleri tavana vurmuşken Sinan Ateş davasından yayın yapmak serbest. Orada gidip açıklama yapabilir esasen. Yani arada böyle gerçekten rejimin izin verdiği konularda mahkeme önünde ya da işte ceza önünde falan açıklama yaparsa en azından şahsi, şahsi şöhreti ve bundan sonraki artık ikbali açısından faydalı olur. PR'cıları uyarsınlar kendine. Böyle bir ülke. Bir günün Rütük'teki atamalara ilişkin yaptığı haber engelleniyor ve haberi yorumlayan YouTube videoları da erişime engelleniyor. Kim yapan bunu? Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin. Böyle bir şey yalansa yalan dersin ve bu haberi iddia edenlerin yüzüne vurursun. Doğru demek ki ki haber, haberleri ve yorumları kaldırmaya çalışıyorsun. Dönelim Lübnan'a. Son derece önemli gelişmeler oluyor. Zannediyorum Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan akşamdan sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Orta Doğu'da. Nasrallah'ı sığındığı karargahında, yaşadığı karargahında en az 80 füzeyle, güdümlü, işte sığınak delen füzelerle yanındakilerle beraber havaya uçurdu. Vücut bütünlüğünü koruyor falan deniyor ama cenaze töreninden falan bahsediliyor ama 32 yıllık Hizbullah lideri öldürüldü. Ve pek çok komutan da gitti orada En az 15 Hizbullah ileri geleni de şu noktalı gördüğünüz yerlerde de saldırılar devam ediyor. Artık sadece Lübnan'da değil Lübnan'ın başkenti Lübnan'ın tamamında İsrail füzeleri, İsrail uçakları, savaş uçakları kulakları sahre dercesine uçuyorlar. Beyrut'ta da yaşam güvenliği neredeyse kalmamış gibi. İşte bu şekilde Nasrallah'ın fotoğrafları falan, hedef kişi gözetilerek oyun bitti game over falan şeyleriyle de İsrail bunun üzerinden propaganda yapıyor. Kolay bir olay değil. Ne Nasrallah'ı şeytanlaştırarak ne de Netanyahu'yu şeytanlaştırarak ne de tek başına Batı ittifakının konuya izin vermesi, onaylamasını falan altını çizerek değil, topyekün konulara bakmak durumundayız. 20 yıldan fazladır gazeteciyim. Hala insanların güvenli evlerinden birilerinin savaşına taraf olmasını aklım almıyor." demiş. Hediye Levent, savaş on binlerce yetim öksüz, engelli, yüz binlerce işin evini kaybetmiş insan demek. Bu artık Gazze'den sonra Lübnan için de geçerli ve İsrail başladığı işi bitirecek gibi görülüyor. Ve Lübnan'da bir kara harekatını içinde geri sayılıyor. BBC'de yayın başlamadan önce ekran görüntüsünü aldım getiriyorum. Lübnan'dan, Beyrut'tan bildiren e, muhabir, ''Burası Hizbullah bölgesi değil, Hizbullah'ın üstlendiği bir yerde değil, arkamdaki evi vurdular.'' dedi ve sivillerin öldüğünü anlatıyordu. Artık insan hakkı kadın, çoluk çocuk demeden öldürme, katliam yapma falan gibi olayları zannediyorum. Bunun üzerinde, bunun üzerinden nasıl böyle bir şey olabilir bugünün dünyasında, 2024 dünyasında falan deme de geride kalıyor. Elbette Batı, Batı dünyası göçün, göçmenlerin ne bileyim bir İslamofobi, elbette o da var. Bunun önüne geçmek için bu tür politikalara izin veriyor. Lübnan sokaklarında çalışmak çok zorlaştı demiş son paylaştığı mesajları Hediye Levent. Sadece Hizbullah'ın kontrol ettiği yerler değil. Biraz evvel BBC'den ekrana getirdim. Lübnan ordusunun olduğu bölgelerde ben dahil çok sayıda yabancı ve Lübnanlı gazeteci saldırıya uğradı. Dün bir yabancı gazeteci Kalaşnikovlu adamlar tehdit etti diyor. Orada The Atlantic'e demeç vermiş Bin Salman Veliaht Prens. Suudi Arabistan, Filistin meselesi benim kişisel olarak umrumda değil demiş. Öyle bunun bu şekilde en azından itiraf edilmesi de güzel. Kaldı ki bu kişinin itibarı nedir? İşte Cemal Kaşıkçı katliamı İstanbul Konsolosluğunda orada duruyor. Türkiye yetkililerinin de sıralı bütün amirler ne bileyim içişleri, savcılık neyse Suudi yetkililerinde eline kan bulaşmıştır o konuda. Böyleyken böyle sadece Batı değil, Arap ittifakı, öyle bir ittifak yok da Arap birliği diyelim ya da Arap dünyası diyelim. Arap dünyası da bu konularda olan bir tane seyirci hatta mühim bir bölümü Hizbullah çökertildi ya da Hizbullah'ın lideri öldürüldü e, diye e, sevinç çığlıkları atıyor. Böyle bir durum var ama bölgenin nereye gittiği konusunda rivayet muhtelif. Başta getirmiştik Avusturya'dan bir grup öğrenciye işte protesto yürüyüşü eğitimi veriliyor filan diye. Avusturya ile bitirelim. Evet orada Özgürlük Partisi birinci sırada çıktı son seçimlerde. 29.2 oy oranıyla aşırı sağ deniyor, radikal deniyor, göç göçmen karşıtı deniyor, faşist deniyor. Bir sürü şey söyleniyor ne derseniz deyin. Ben Özgürlük Partisi diyorum. Neticede göç göçmen karşıtı politikalar artık özellikle kıta Avrupa'sında bunu savunan, daha doğrusu göçmen karşıtı politikaları savunan partileri iktidara taşıyor ya da en azından seçimde ön sıralara taşıyor. Fransa böyle, Almanya böyle ve bundan sonra mevcut yönetimleri mev, mevcut yönetimlere halkın güveninin düştüğü manasına geliyor, onların işini doğru dürüst yapamadığı manasına geliyor ve alternatif olarak da bu tür radikal partilere seçmenin, kitlelerin yöneldiği manasına geliyor. Böyle bakın, ne e, Avusturya elbette bunu Almanya, Fransa gibi ülkelerde takip edecek. Hollanda örneği ortada. Ee, belki e, ilerleyen günlerde bir bu göç göçmen meselesi, mülteci, sığınmacı meselesi, iş nereye gidiyor? Devletler hangi önlemleri aldı, alıyor ve de ya da önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Bütün bunlarla ilgili geçen hafta yapmıştım, bir önceki hafta yapmıştım gene etraflıca bir yayın yapabilirim. Sadece bu konuya münhasır olarak o görüntüyle bağlayalım tekrar Avusturya demişken. Viyana'da öğrencilere haklarını savunmaları gerektiğinde nasıl protesto yürüyüşü yapılacağı öğretiliyor. Polisler de buna yardımcı oluyor. Protesto yürüyüşü demişken, haklarını savunma demişken 2 Ekim'de çarşamba günü Strasbourg'da mühim bir yürüyüş var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yürüyeceğiz. Ben de orada olacağım nasipse ve orada dosyaların akıbetini soracağız. Orada e ben anlatmayayım. Bu konuda kısa bir video çektim. Onunla bağlayalım manşeti. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Üçüncü adalet yürüyüşü. 2 Ekim Çarşamba. Saat 11. Strasbourg. İlk iki yürüyüşte yoktum. Fakat bir gün orada olacağıma inancım tamdı. Ve o gün geldi. Çarşamba günü saat 11'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde toplanacağız ve hakkı gasp edilenlerin dosyalarını yüksek sesle soracağız. Türkiye'ye adaletin kağıt üstünde kalmayacağını hatırlatacağız. Binlerce insan yan yana, omuz omuza adaletin peşine düşüyoruz. Epeydir böyle heyecanlanmamıştım. Ne mutlu bana ki bu tarihi kalabalığın bir parçası olacağım. Adalet biziz, susmayacağız. 2 Ekim Çarşamba, saat 11, Strasbourg.